Selam, herkese günaydın. Şimdi kahve sesi gelecek makineden ama neyse. Olsun da öyle konuşalım. Tekrar günaydın. Kahvemi yaptım, geldim. Bugün böyle bir sabah video çekeyim dedim. Bugün ne yaptım gibisinden bir video ya da günlük bir böyle rutin videosu gibi de olabilir diye düşündüm. Bakalım. Sabah genellikle el yüz yıkama falan. Yüzüme genelde sabah nemlendirici sürüyorum temizleyip. Sonra genellikle güneş kremini sürüyorum. Şu an yok. Birazdan süreceğim. Neyse. O işi hallediyorum 10 dakikada falan. İşte dil sıyırıyorum sabah şeyleri. Sonra ortalama 1 saat kadar bir yoga yapıyorum. Zaten birazcık yogamdan da kesitler var videoda. Sonrasında su içiyorum önce. Ve devamında kahve içiyorum. Genelde filtre kahve içiyoruz. Ama bugün Türk kahvesi istedim. Türk kahvesi yaptım. O yüzden birazcık böyle ajandama, defterime falan bir şeyler yazacağım. Gün içinde işte ne yedim, ne yaptım biraz çekerim. Evde olursam genelde ya video editliyorum ya kitap okuyorum ya da bir şeyler izliyoruz. Bir şeyler çekiyoruz ya da. Bakalım bugün ne yapacağım. Şimdi birazcık notlarımı alacağım ve kahvemi içeceğim. Bu ara bunu okuyorum. Okumaya geçmeden önce bilgisayarda ufak bazı işlerim var. Onları halledip sonra okumaya geçebilirim. Bu muz kızartması mı? Hindistan cevizi yağında tarçınla muz pişirdik. Gerçekten aynen. Çok güzel yani. Çok şeysin. Seni tebrik ediyorum. Kahvaltıya bak. Çok güzel. Ben şu muzu bir deneyeceğim. Hiç muzu böyle yapmadım ya. Güzel pişirmişsin. Bakalım. Film bitiyor. Çok tatlı. Tatlı. Ne çıkarmıştır evet. Aynen zirveye çıkmış. Sen de denersin. Film. Film bitebilir ama ha. Nasıl? Çok tatlı değil mi? Fazla tatlı. Baymış. Ama bu yulafın üstüne güzel gider. Hem görüntü olarak hem... Ekmeğin üzerine, yulafın üzerine. Aynen ve biz banana brede falan koyup yeriz şimdi. Bugün çok kahve içtim ya. Şu anda birazcık video editliyorum. Öğleden sonrası oldu. Ve size bir çikolata göstereceğim. Şu çikolataları şeyden almıştım, Tarım Kredi'den. Ya kutusunu atmışım, o kadar güzel ki. Bitter çikolata ve şey, portakal kabuğu kaplı bitter çikolata. Sabah yemiştim, bir tane daha yiyeceğim. İki tane yemiştim galiba. Şöyle portakal kabuğu var. Çok lezzetli ya. Çok çeşitleri var böyle... Bademli var, Antep fıstıklı var, fındıklı var ve bitterler vegan. Çok güzel bir şey bu. Üstünde kaplama yok, parlatıcı vesaire. O da iyi bir şey. Denk gelirseniz öneriyorum. Bir de çok çılgınca yediğim şu bittiğine. Ağın leblebisi de satılıyor orada. Da paketini göstermek istiyorum. Şöyle. Bu leblebiyi çok seviyorum. Yarım kilosu galiba yanlış hatırlamıyorsam... 23-24 lira gibi bir şey. Yani kilosu yaklaşık 50 lira kadar. Ama bu leblebi çok güzel. Beyaz leblebi gibi böyle hani beyazlatılmış değil. Güzel bir şekilde kavrulmuş bir leblebi türü. İstanbul'da çok bulamıyorum bu leblebi, ağın leblebisini. Geçen gün denk geldik. Ay çok mutlu oldum, çok mutlu oldum. Çünkü gerçekten çok seviyorum ya. Öyle geçen işte iki paket aldım. Epey yemişiz. Birinci paket azaldı epey. Böyle. Bugün belki tek başıma akşam yemeği yerim. Oğuzcuğum çekime gitti. Akşama da ben bir yemek yapmıştım. Karnabaharlı. Soğansız bir yemek. Böyle arada bir soğanı çıkarmaya çalışıyorum, soğanı sarımsı. Bazen fazla geliyor çünkü vücuda birazcık şişirebiliyor. Akşam yemeğinde yemeğimi gösterirken şöyle bir nasıl yaptığımdan da bahsederim yemeği.
Görüşürüz. Akşam olmadan bir meyve yemek istedim. Şöyle meyve soydum kendime. Ya bu arada çekmemişim. Böyle fıstıkla demin gösterdiğim leblebiden de yedim. Neyse. Bir parça lavaş vardı. Şöyle muz sarayım dedim tahin sürüp. Niye bu kadar az hemen söyleyeceğim. Lavaş birazcık kurumuş. Doğal olarak saramadım. Böyle tam saramadan muzu falan ağzıma attım. Ancak bu kadarı tabağa konabildi. Böyle birazcık meyve yiyeyim dedim. Hava çok güzel bu arada. Ama evdeyim çünkü bazı video işleri var, edit var. Onlarla uğraşıyordum. Bugün böyle geçecek gibi. Bugün erken akşam yemeği yiyorum. Aslında artık havalar ısınmaya başlıyor minik minik. Birazcık daha geç yapabilirim. Genelde 6-7 arası yiyoruz. Biraz daha 7'yi buldurmaya çalışacağız. Çünkü akşamlar uzuyor. Acıkmamak gerekir. Birazcık daha işte en erken 7 gibi yesek daha iyi ama şu an saat 6 ve ben yemek yemek istiyorum. Yiyeyim, bulaşığımı yıkayayım, oturayım böyle rahat rahat kitap okuyayım, bir şeyler izleyeyim. Yemek çok lezzetli yemek istiyorum. Şimdi size yaptığımı göstereceğim. Şöyle güzel akşam güneşi vuruyor. Ya perdeyi kapattım, acayip sıcak oldu oda. Neyse şu güneşten alayım, patlayacak burada. Şimdi bunun içinde ne var hemen anlatıyorum. Yani nasıl yaptığımı hemen anlatıyorum gösterirken. Havuçları ve patatesleri küp küp doğrayıp wok tavada biraz yağ ile kavurdum. Ha biraz da su ekledim kavururken. Sonra içine karnabahar attım parçalayıp. Biraz daha su ekledim doğal olarak ve böyle piştiler bayağı. Yani o pişerken ben çıktım odadan falan. Epey pişmiştir yani yarım saat mi? Yarım saat mi falan. Sonra en son baktım böyle birazcık suyu fazla gibi. Dedim ki ben buna birazcık haşlanmış nohut atayım. Ve çok güzel oldu. Bu arada soğan koymadım. Anlatmıştım nedenini. Soğansız yaptım. Bazen soğan, sarımsak kullanmak istemiyorum. Böyle oldu ve epey de sevdim yani. Güzel, lezzetli. Bu ara çok baharatlı şeyler yediğimiz için içine baharat falan atmadım. Tuz sadece var. Biraz karabiber yakışır, ekşi falan. Hatta sumak atacağım şimdi. Hatta acı da yakışır aslında ama işte çok baharat olduk. Ve yanında dün yemiştik çiğ köfte. Ondan var idi. 2 tane onu yiyeceğim. Akşam yemeğim de böyle bugün. Başka bir şeye de gerek yok. Çiğ köfte yeterince yeterli karbonhidrat. Bugün epey yedim çünkü hep bir şeyler tırtıkladım. Daha fazla karbonhidrata ihtiyacım yok gibi. Şimdi dayanamam, akşam yine bir banana bread falan yerim. Bu yeterli yani. Böyle bu akşam yemeğim de. Gayet doyurucu ve güzel ve sebzeli ve bakliyatlı. Sabah banana bread yemişim gibi yemeğin üstüne bir de kendime ufak bir tatlış yaptım. Neyse bugün erken bitireceğim yeme mevzusunu. Intermittent fasting gibi olacak gibi duruyor. Sabah da çünkü geç kahvaltı yapıyoruz genelde. Saat 6:30-7'den sonra bir şey yemeyeceğim gibi duruyor. Soda içerim artık. Mikrodalgada şey yaptım. Genelde mug cake yapıyordum ben. Düz işte unlu falan. Hindistan cevizi unu vardı, onunla deneyeyim dedim. Biraz kabarmadı ama böyle göstereyim. Şöyle bir şey oldu. Yani kurabiye gibi birazcık kurudu. Yani tam bir tarif yaptım buldum ama. Neyse tadına bakacağım şimdi. Pişmiş bu arada. Aynen, hatta çok kuru olmuş. Galiba içine biraz daha sıvı katmadım. Aslında evde badem sütü vardı ama koydum. Demek az gelmiş. Sıcak oluyor biraz. Yavaş yemem gerekiyor gibi. Bir dakika, güzel olmuş. Ne gibi? Şöyle küçükken yerdik. Böyle ucuz kakaolu kekler olurdu. Böyle hafif bayatımsı. Onun gibi olmuş. Oo, sevdim. Böyle kuru, garip grup kek seven varsa sever bunu. Netlememekte ısrar ediyor. Aynen. Düz, kuru. Ama tadı güzel. Çünkü içinde çikolata falan var. Tadı iyi yani. Böyle ben bunu minik minik yerim. Kakao biraz acı yapmış. Olsun. Bu arada çok tatlı yedim. Biraz bunu da azaltmam gerekiyor. Bakacağız artık. Hallederiz. Şimdi daha video çeker miyim bilmiyorum bugün. O yüzden şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim. Uy, parmağımı çaktım. Görüşmek üzere.